Programımızın açılış konuşmasını yapmak üzere Kutlu Yayın Evi Genel Yayın Yönetmeni Gökbey Ulucu kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer şairlerimiz ve değerli şiirseverlerimiz, bu yıl ikili düzenlediğimiz 1. Kutlu Yayın Evi Şiir Günü'ne hepiniz hoş geldiniz. Şu anda salonda çok büyük bir heyecan var. Bunu görmemek mümkün değil. Şairlerimiz birazdan kürsüye çıkıp şiir okuyacak olmanın, dinleyicilerimiz şairlerin kendi ağızlarından şiir söyleyecek olmanın, bizler de Kutlu Yayın Evi olarak böylesi bir etkinliği gerçekleştiriyor olmalı. Büyük bir heyecanı yaşıyoruz. O bakımdan herkesi şu an çok net bir şekilde anladığımı belirtmek isterim. Çünkü bu proje bizim için yani yıllardır düşündüğümüz, aklımızda olan, tasarladığımız bir projeydi. Kardeşim Cafer'le birlikte biz çoğu kez şöyle bir şey düşünüyorduk. İşte bir kafe kiralayacağız. Bu kafede yazarlarımızı, şairlerimizi ağırlayacağız. Orada edebi konuşmalar, şiir dinletileri, kitap imzaları gibi çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Böyle bir düşüncemiz vardı ama kısmet bugüneymiş. Bu tarihi yapının içerisinde, Rambi Kütüphanesi'nde bugüne de kısmetmiş. O bakımdan burada bulunmanın heyecanını bir kez daha dile getirmek isterim. Çünkü yıllardır düşündüğümüz ve tasarladığımız bir çalışmayı şu an gerçekleştiriyoruz. O bakımdan her ne kadar sizler şiir okuyacak olmanın heyecanı yaşıyorsanız da biz de yıllardır düşündüğümüz bir etkinliği gerçekleştiriyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Biz Kutlu Yayın Evi olarak 2012 yılından bu yana etkin bir şekilde yayıncılık faaliyetlerimizi, etkinliklerimizi yürütüyoruz. 2014 yılından bu yana da her yıl aralıksız bir şekilde kitap fuarlarına katılıyoruz. Az önce de zaten videolarını izlediniz. Katıldığımız bazı kitap fuarlarından çeşitli görüntüler yansıttı. Amacımız ülkemizin farklı coğrafyalarında, farklı bölgelerinde bulunan yazarlarımızı okurlarıyla buluşturmak. Yani çalıştığımız her yazara bu olanağı tanımak. Bugün görüyorum ki bu salondaki hem heyecandan hem bugün buraya gelen kitleden şunu çok net bir şekilde görüyorum ve söyleyebilirim ki birincisini düzenlediğimiz bu etkinlik gelenekselleşecek ve sonraki yıllarda da tıpkı kitap fuarında nasıl ki 12 yıldır aralıksız düzenliyoruz diyorsak bu şiir gününü de gelenekselleştireceğimizi öngörebiliyorum. Bunu da yine aynı şekilde söyleyeyim. Şimdi böyle bu ortama bakıp bu heyecanı, bu alkış ortamını da görüp ortamın da verdiği gazla ben bir müjde daha vermek istiyorum öyleyse. Nasıl ki bugün şairlerimize böyle bir olanak tanıdıysak, şiirlerini dinleyicilerine doğrudan birebir okuyabilecekleri bir olanak tanıdıysak, önümüzdeki dönemde roman, deneme, öykü gibi düz yazı yazan yazarlarımıza böyle bir etkinlik sunmayı da sözünü şimdiden beklediğimizi de vereyim. Tabii şimdi önümüz yaz, büyük olasılık güz döneminde kışa doğru gerçekleştirdik. İlerleyen günlerde yanılmıyorsam Kasım ayındaydı. 41. İstanbul Kitap Fuarı olacak. Fuardan sonra belki böyle bir etkinlik, özellikle dediğim gibi düz yazı yazan yazarlarımız için de bir olanak sunmuş oluruz. Öte yandan yayın evimiz, yani bu yazarlara sunduğu olanaklardan sadece bunlarla kalmayacak, sınırlı olmayacak elbette. Yine bizim çok eski yazarlarımız bilirler, bir stüdyo çalışmamız vardı. 2021 yılında yalnızca yazarlarımızın kullanabileceği bir stüdyo ortamı kurmuştuk ve Tehlikeli Sorular adlı bir dizi çekimlerle gerçekleştirdik. Ona katılan yazarlarımız da şu an burada. Bu stüdyo çalışmalarının kapsamını daha da genişleterek bir kanal kurduk. Adı Girişim TV. YouTube üzerinden yayın yapıyoruz. Bildiğiniz üzere artık YouTube en az televizyon kadar etkili bir kanal, etkili bir araç. Bu bakımdan bu kanalda hem yazarlarımızın hem şairlerimizin gerek kendi çalışmalarını, gerek girişimlerini, gerek de kitaplarını tanıtabilecekleri profesyonel çekim yapılabilecek bir ortam hazırladık.
Bununla ilgili duyurularımızı da önümüzdeki hafta resmi duyurumuzu yapacağız. Bunun sözünü de şimdiden vermiş olayım. Yani böylelikle iki müjde dile getirmiş oldum. Özetle biz Kutlu Yayınevi olarak edebi çalışmaları her zaman destekliyor ve bu çalışmalar içinde olmaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz. Yani biz salt, ticari kaygılarla yayıncılık yapan bir işletme değiliz. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü amacımız salt bu yönde olsaydı yalnızca kitap baskısı yapar. O kitabı okurlarından satışını gerçekleştirir, dağıtımını gerçekleştirir ve süreci tamamlar. Ama biz kitap fuarlarına katıldığımızda çok büyük bir heyecan duyuyoruz. Yani her katıldığımız fuarda bir sonraki fuarın ne zaman geleceğini böyle kendi aramızda söyleyip iple çekiyoruz. Gelsin ki o atmosferi birlikte soluyalım. Çünkü fuar ortamına katılan yazarlarımız da bilirler. Orada bulunan herkes ya yazmış ya da okumuş. Yani okumayı yazmayı seven kitle. Dolayısıyla bulunduğu atmosfer çok farklı oluyor. Bugün buradaki atmosferin farklı olması gibi. Yani şiir dinletisi toplumumuzun çok ihtiyacı olan bir alan olmasa da azrak olsa yapılıyor. Dolayısıyla buraya katılan kitle de çok seçkin bir kitle oluyor. O bakımdan bu çalışmaların devamı için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Dolayısıyla bugünkü bu etkinliğimizin edebiyatımıza katkı sağlayacağını umuyorum. Ve birazdan kürsüye çıkacak şairlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Birinci Kutlu Yayın için bunu hayırlı diliyorum. Şimdi sıra heyecanla beklenen noktada şairlerimizin sırasıyla şiirlerini sunmak üzere Hüseyin'i davet edeceğim. Şiir hayatında yaşta televizyonda gördüğü iki spreyi uçak saldırısı haberinden etkilenip masa başında kendince kafiye kurmaca oynayarak başlayan Caner Erkan, yıllardır toplumcu gerçekçi ve türkçü çizgiden bir anonsuz ayrılmayarak kendine has yeraltı edebiyatı tarzıyla cümlelere dans ettirmeye devam ediyor. İki öğretmen isimli şiirin okuması için onu kürsüye davet ediyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sen benim atamın Sofya'da bıraktığı sevdaya eşsin. Bırak gönlünü gönlüme, Türk diline edebiyatı deşsin. Ey kalem kaşlarında aruz kalıbı olduğum, siyah hayatımı aydınlatan güneş, beyaz hayalleri karartmaya eşsin. Neşedir seni bana tanıştıran, gök tanrıma alkış açtır dua. Meşedir senle bir ömre yürüdüğüm bastonlar. Üşenir gönlüme senden gayrı görmeye rüya, içilir ikimiz için en güzel kitaplıklar. Seni yanımda görmemek ne kötü bir düş. Beni senle değil, sensizken görünce düş. Bilimi konuşalım, sanata aşık, iki iz, iki güç. Seninle öğretelim dünyaya, sevilmemek ne gülüş. Bu şiirime ülkemizdeki bütün atanamayan öğretmenlere armağan ediyorum. Ben de atanamayan değil de atanmayan öğretmenliğe eklemek istiyorum. CHDP'ye kaleme akıtmaya 13 yaşında başlayan Aliye Aybüke Uluç, yazarken yelpazesini geniş tutmakta ve hayatın içindeki her duyguya bir bakış sunmaktadır. Şiirlerinin konusu kimi zaman savaşın ortasındaki bir çocuğun sessiz çığlıkları, kimi zaman yüreği ahlisizliğin acısıyla yanan birinin haykırışlarıdır. Her günü bir hanedir aslında, niyetin yüreğindeki sözleriyle hanenize misafir olmak olarak ağırlanmaktır diyen ve kalemiyle gönüllere dokunmayı gaye edilen şairimiz Aliye Aybüke Uluç'un Gönülhane adlı kitabından kesitler okuması için kürsüye davet ediyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Bizlere böyle güzel bir an yaşatarak unutulmaz bir anı biriktirmemize vesile olan Kutlu Yayın Evi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Gökbey Uluç'a, emeklerinden dolayı çalışma arkadaşlarına, beni destekleyen sevdiklerime
ve bizleri dinlemeye gelen tüm şiirseverlere teşekkür ederim. Okuyacağım ilk şiiri içimdeki çocuğu yaşatan herkese hitap ediyorum. Gitme ey çocuk. Gidersen içimdeki sevgiyi, neşeyi, gözümdeki ışığı ve kaybetmekten en çok korktuğum masumiyetimi yitiririm. İçinden çekip de gitme ey çocuk. Şayet gidersen yitiririm özümü. Yitirdikten sonra neylerim ki şu aciz benliği? Kör olur gözlerim tüm güzelliklere. Lal olur dilim tatlı sözlere. Sağır olur kulaklarım feryatlara. Sen tarafından terk edilmiş gönlüm taş olur. Yitirmeme izin verme özümü. Kulak ver sözüme. İçinden çekip gitmeyin çocuk. Teşekkür ederim. Bu şiiri değerini kaybettikten sonra anladıklarımıza hitap ediyorum. Bir Buse kondur ömrüme. Nasıl tarif edilir ki acım? İliklerime kadar işleyen sızın adı sensin. Kirpiklerim pek nemli. Kuruluk nedir bilmez oldu senden sonra. Yokluğumu kimseyle dolduramazken varlığında kıymetini bilmediğime yanmaktayım. Meğer ne çok yer edinmişsin yüreğimde. Sahte sevgilere kapılıp görememişim. Affet anne. Karanlık yollarda kaybolurken aydınlık yola çıkaran sendin. Düştüğümde herkes kaçıp giderken elimden tutup kaldıran da sendin. Açılan yaralarıma buse kondurup beni yeniden hayata bağlayandın. Büyüdükçe sevgimle büyür sandım. Meğerse kibrimi, sevgisizliğimi büyütmüşüm. Seni seviyorum sözünü senden esirgemişim. Zifir karanlıktayım. Önümü göremez oldum. Düştüm. Yaralarım açıldı. Cennet bahçesinden çıkıp da gelenle bir buse kondur ömrüme. Yeniden hayat bulayım cennet gülüşünde. Teşekkür ederim. Zemheri'yi yazarken üşüyen kalemini arkadın taraflarıyla ateşe verdi. Ve yağmurla incinen toprak içindekileri kusmak için zilzal dedi. O gün kuşağından dışlanmış siyahtan yanaydı. Siyahın sadece bir renk olmadığına tanıklık etmeniz için Deniz Erdek kürsüye geliyor. Hepiniz hoş geldiniz. Kelimelerin ruhunu keşfettiğim andan itibaren aranızdan geçişim belli olsun diye satırlar bıraktım ardında. Ki bu satırlar bir şairin ellerinde taşıdığı en güzel mürekkep tekisiydi. Satır aralarındaki o muazzam boşlukta aslında hiç yalnız değildim. Kelimeler kurduğum dünyanın en güçlü ordusuna sahiptim. İşte bu orduyu ölümsüz kılan çok değerli yayın evi Kutlu Yayın Evi'ne huzurlarınıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Bu nasıl bir yokluktur ki nefes almak için açacağım tek bir pencerem bile yok. Hiçbir kapıda ismim, hiçbir haritada şehrim. Kaybolduğumda kendimi arayacağım bir adresim bile yok. Bu şehir de beni bağrıma basmıyor artık. Yağmurlar değmiyor süt kesildiğime. Kırmızı balonlarım kaçmıyor ellerimden mavi gökyüzüne. Bu nasıl bir yalnızlık ki ardından sesleneceğim tek bir cümlem bile. Dört nala koşan atlarım, saksılara koyacağım bir avuç toprağım. Üşüdüğümde ısınmak için yakacağım tek bir kibrit çöpüm yok.
teşekkür ediyorum. Beni merak etme, iyiyim. Akıp gidiyor gözlerinden, içinde dolanıp duran kiler. Hüznüm gecenin kızıl saçlarını örüyor, ortadan ikiye ayrı tel tel. Her yağmur yağdığında dışarı çıkıyorum şemsiyesiz. Hiç görmediğim gökkuşağını arıyorum gökyüzünde. Ve her köşe başında durup arkama bakıyorum. Ve ıslanıyorum iliklerime kadar. Beni merak etme. İyiyim. Kalın bir çizgi çekiyorum geçen her günün ardından. Göğsümde bir türlü tamamlayamadığım derin bir çekiş. Eski alışkanlıklarım hala devam ediyor. Mesela yıllardır masamda aynı yerde duran saatin yerini hiç değiştirmiyorum. Ve her sabah uyandığımda yine hapşırıyorum. Solan menekşelerin yapraklarını özenle kurutuyorum. Kederim yeni bir yol buluyor kendine. Baştan aşağı antidepresan kokuyor avuçlarının basırlı çizgileri. Beni merak etme, iyiyim. Çok uğraşsam da tütünü hiç azaltamadım ve alışamadım çayı şekersiz içmeye. Dilimde gayri meşru bir şiirin buruk acılığı, köprücü kemiklerinde ölü kelebeklerin silinmeyen gözyaşı. Ayaklarımın istikameti yere boylu boylu uzanan gölgenin diğer yarısı. Akıyor işte gözlerimden, içimde dolanıp duran artık ben olan o keder. Ben her şeyi saklardım, hiçbir şeyi kayıtlatamazdım. Bazen bir günün takvim yaprağını, bazen de herhangi bir yerden koparılıp getirilmiş bir çiçeğin kurumuş dallarını. Küçük, önemsiz sanılan deniz kenarından toplanmış çakıl taşlarını. Hiç unutmazdım geçen sene bugün ıslandığım şiddetli yağmurları. Siyah tükenmez kalemle yazdığım mektupların her bir satırını. Okuduğum kitapların sayfalarına saklanmış kimsenin fark etmediği kötü kahramanları. Hiç gözden çıkarmazdım eskiyen eşyaları. Kulpu kırılmış ama anısı olan kahve fincanlarını. Balkonda bir köşede duran ayağını onardığım tahta masayı. Bir zamanlar bana çok yakıştırdığın, şimdi kolları söküp o lacivert kızını. Düşündüm neden en değersiz görülen eski eşyalara hüzün gibi bakmıştım. Sahi sen bana hangi kıymetsiz eşyaya bakar gibi bakmıştın. Çok teşekkür ederim. İstanbul'da doğdu. Lisans döneminde Fatih Üniversitesi Türkleri Edebiyatı'nda burslu olarak gördü. Yüksek lisans çalışmasını Trakya Üniversitesi'nde Sümbüri Sinan'ın Menasik-i Haç adlı eseri üzerinde tamamladı. İngilizce ve İspanyolca bilmektedir. İnsomnia'nın Saati ve Gülümse Hayatı adlı ilk kitabı vardır. İleride Pınar Arıç şimdi kürsüye geliyor. Başladığım şiire örneklerle size sunmak istiyorum. Müzik. Kristaller şehri. Beyaz kristaller indi şehrime. Hepsi parlaktı, hepsi de muazzam. Gözlerim konuşuyordu bakmaktan. Yürüyordum yalmaktan. Küçük bir kırıntı gibi ufalanmaktan. Kristaller çağırıyordu beni. Isıklar duruyordu sessizliği. Sıyan duvarlar esiyordu beyaz taşlar. Mavi itiyordu sarılar. Noktalar veriyor, kristallere inat. Yalnızlar geliyordu kanat. Mavi seviyordu kristaller. İstiyordu ki onu da sevsin tüm maviler. On
yaşından bu yana şiir yazmaya gönül veren, hayvan hakları konusunda cümleler kaleme alan, kendi anısı tarzıyla yazılar yazan şiir perisi kitabının yazarı Esen Demir'i yazdığı şiiri seslendirmek üzere kürsüye davet ediyorum. Platformunda yazdıklarıyla yer edilmiş dört kitap yazarı Gazel Yiğit'i kürsüye davet ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Kutlu Yayın Evi'ne bize böyle güzel bir gün yaşattığı için teşekkür ederim. Her şeyin ilkini onlarla yaşadım. İlk heyecanlarım, hayallerimin ilk gerçekleşmesi hep onlarla oldu. Böyle güzel bir gündü bize yaşattıkları için tekrar teşekkür ederim. Size yine ilkim olan bir dergide iki defa yayınlanan şiir tadında bir denemeyi okumak istiyorum. Söylemesem olmaz. Kendimi ben olarak görmüyordum eskiden. Buna başkalarının ruhunda sıkışıp kalmak da diyebilirsiniz. Şunu yapsam şu kızar, bunu söylesem bu kızar, anlatsam olmaz, dinlemesem. İçimdeki ben ne zaman buradayım diyecek olsa bir gölge düşüverirdi kimliğime. Yıllarca başkalarının çiçeğini sulayıp durdum. Bir tek okurken kendi içimde filizlenen o ağacı fark edebiliyordum. Bir tek okurken içimden gelen o çığlıkları duyuyordum. Ben başkalarının hayalleri, umutları içinde bir sarmaşırken, okuduğum zaman kendi içimde bir çınar oluyordum. Okumanın ruhu doyurduğunu duymuştum ama ölü ruhları dirilttiğini kendimde fark ettim. Okudukça ben oluyordum sanki etrafımdaki duvarlar. Ruhuma çökmüş, kasvetli bir sis kalkıyordu. Yabancı hayaller, yabancı yüzler, gereksiz endişeler. Güne ağırlık yapan ne varsa hepsi alıp başını gidiyordu kervan kervan. Şimdi ise kendi ağaçlarımdan ormanım var. Kimsenin bilmediği bir şehrim. Sağlam surlarla çepeçevre sardığım bir benliğim var. Sokaklarımda hiç yaşlanmayan umutlarım ip atlıyor, top oynuyor. Evlerimde okumaya devam ettiğim kitaplar aş pişiriyor. Ve bahçelerim rengarenk, kokulu şiirlerle dolu. Kimse hayatının ağaçları gazelle gölgeye pes etmesin. Gönül dediğimiz şey bir damla su bekler bizden. Nasıl olsa kuruyor diye bırakmayalım umut bahçelerimizi. Okuyalım durmadan, bıkmadan. Bazen bir şiirde saklıdır beklediğimiz yağmur dolu bulut. Bazen bir öyküde, belki de bir hecede. Bırakmayalım kendimizi başkalarının hayallerine. Ağaçlarımızı kendi ruhumuza ekmemiz lazım. Çünkü başka ruhlarda kök salmaz hayallerimiz. Ruhunuzu dinlendirmenin, zihninizi tazelemenin, tek düze yaşamanızı farklı kılmanın çaresi şiir okumaktır. Şiir yaşam demektir. Hayatın ta kendisidir. Şairler hülyayı güzelleştiren insanlardır. Herkese şiir tadında bir yaşam dileği bütün okurlarına yeten Dünya Sönmez'i kürsüye davet ediyorum.
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu anlamlı ve çok güzel günü bizler için hazırlayan Kutlu Yayın Evi'ne, genel yayın yönetmeni Sayın Gökbey Uluç'a çok teşekkür ediyorum ve devamını diliyorum, yürekten diliyorum. Teşekkür ederim. Benim adım Hoşgörü. Benim adım Hoşgörü, unutmayın beni. Zarar gelmez benden, bırakmayın elimi. Ben sevgiyim görmesini bileni. Gökti, ay pardon okuyamıyorum. Yani, teşekkür ederim. Pardon, benim adım Hoşgörü. Unutmayın beni. Zarar gelmez benden, bırakmayın elimi. Ben sevgiyim görmesini bileni. Kaftalarında aramayın. Bir sarı papatyada, bir kuşun kanadındayım. Bir sıcak solunda belki, bir dostun çağrısındayım. Sevmeyi bilen, sevgiyi hak edendir. Mutluluğu maddede değil, gönül zenginliğinde hissedendir. Sevgi almadan vermek, sevgi sabır, sevgi emek. Kaftalarında aramayın, bir içten gülüşte, bir merhaba dayım. Benim adım Hoşgörü. Unutmayın beni. Zarar gelmez benden. Bırakmayın elimi. Teşekkür ederim. İkinci şiirimi geçebilir miyim izninizle? Evet. Tek silah sevgi. Ne suç ne de ceza. Suskun yargıçlar. Yeniden yazılsın bütün yasalar, sınıfsız, ayrımsız, cam olsun bütün camlar, yeşil, pembe, doğsun her gün şafaklar. Yırtılsın gökyüzü, seller boşalsın, silinsin dünyadan tüm kardeşlikler. Dar ağacında tek tek asılsın bütün haksızlıklar ve ihanetler. Katmer katmer açsın huzur gülleri. Sen, ben yok, biz varız uzat elini. Yeryüzü cenneti, adres tek insan. Ne tanık, ne sanık, tek silah, sevgi, sevgi. Çok teşekkür ederim. Sevgi ve barış dolu bir dünya dileğiyle. Teşekkür ederim. Küçük yaşlardan itibaren yazmaya ilgisi olan bir şairimiz Kaan Tekin'i yeni yayınlanan Gece Yanımlar adlı kitabından kesitler paylaşmak üzere kürsüye davet ediyorum. Herkese merhabalar, ben Kaan Tekin. Hoş geldiniz. Yazmak genelde herkes için küçük yaşlarda başlayan bir süreç. Bende de öyle oldu. Herkeste olduğu gibi bende de ortaokulda hocanın kompozisyon yazdırmasıyla başladı. Tabii ki daha çok toplumsal konular alınıyordu. İnsanların kendi istedikleri konulara yönelmesine pek fazla fırsat tanınmıyordu hocaların yazdırmasıyla. Fark ettim, bazı mesajlar verebiliyorum. İnsanın sadece siyah-beyaz dışında hayatın ara renklerine de fırsat vermesini sağlıyor. Farklı tatları aldırmasını sağlayan bir şey yazmak. Herkes için farklı duyguların kullanılmasını sağlayan bir şey yazmak. Uzun yazılarda insan eğer kendine bazı mesajlar verdirtebiliyorsa, bazı duyguları tattırabiliyorsa dedim ki bunu daha az ve öz yazılarla da yapabiliriz. İlk şiirini bu şekilde 2,5 yıl önce yazdım. Yaklaşık 2,5 yıl olması lazım. Adı Senin Yüzünden'di. Sonrasında kitabımın adını koymayı düşündüm Senin Yüzünden olarak. Fakat çok daha sevdiğim Gece Yanımlar adlı bir şiir yazdım ve kitabımın son sayfasını ve adını o şekilde koydum. Gece Yanımlar'ını yahut Senin Yüzünden'i okuyamayacağım fakat biraz uzun olduğundan dolayı başka bir şiir okumak istiyorum. İzinsinizse. Müziği alabilir miyim?
bulutlar da aşka hizmet. Ondan ona 12 saat, bendense sana bitmeyen yıllar var. Bulutlar da aşka hizmet bizim için. Mektuplar sakladım her birinin arasına. Yağmur yağdığında çık sokağa, yukarı bak, düşün beni. Her bir damlasına gözyaşını sakladım. Yağdıkça özünü kaybeder, içini döker aşkları. Bulutlar da aşka hizmet. Beyazlarını yüzünden alırmış. Ellerinse ondan sebep yumuşakmış. Yazar senin yüzünden de yarısını anlatmış. Rüyalarında öfkeyle uyanırmış. Bulutlar da aşka hizmet. Hayatı değişmiş, şekillenmiş onun gözleriyle. Ritmi değişmişti onu düşünmeyle. Uzak yollardan geldim sarılsam sana. Elinde bir kitap vardı, adını hatırlamam. Herhalde bir klasikti, seni düşünmem gibi. Bulutlar da aşka hizmet. Bir parantez açsam gibi üstüne. Anlatsam sayfa dahi kalmaz. Bin bende bir ben kalmaz. Ondan ona 12 saat, bendense sana bitmeyen yıllar var. Sürem yettiğince bir tane daha okumak istiyorum. Tekrardan müziği alabilirim. Yağmur düşkünü. Maviymiş gözleri, dudaklarına ısırılmış. Hem de deniz düşkünüymüş. Tek seni seviyormuş desem inanacak mısın? Zaman zaman yağmur düşkünüymüş. Düşmeye kalkmaya yer ararmış. Küçük bülten dahi gelirmiş. Düştüğünde içine atarmış, sıkışır sıkılır patlarmış. Genç yaşta gitti diye ağlarmış. Sadece sana ağladı desem inanacak mısın? Bazen yağmur düşkünüymüş. Koca bir kubbesi var biliyorum. 100 kişinin sevgisini ona harcasan yeter sanarsın. Aslında yeten, yetip gelen umutlar. Tek sen ıslanmak istersin onun yağmurunda. O koca kubbe sadece senin desen inanacak mısın? Bencilliğine doyacak mısın? Yağmur düşkünüymüş, sokaklarda kürekler çekermiş. Yolu bulmak zor desem inanacak mısın? Yeşilmiş gözleri, topraktanmış, çekermiş. Kanın bile senin değilmiş. Akma dersin, akarmış. Teşekkür ederim. Yayınınıza teşekkür ediyorum böyle imkanları verdiği için bizlere. Kitabından son 10-15 tane kaldı. Standa olacağım. Eğer isterseniz, tanışmak isterseniz, sohbet etmek isterseniz bekliyorum. Teşekkürler. Defalarca şiir yazıp silen, korkularına hep yenik düşen ama sonunda tekrar başarabilmek için yola koyularak korkularıyla mücadele eden, hayatına renkler katarken korkularını yenip birçok başarıyı elde eden, ayrıca şiirlerinde baş başa altta bittiğin yazarı olan Metin Ergün'ü şiirlerini okuması için kürsüye davet ediyorum. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ülkemizde kitap okuma oranı çok düşük olduğu için ben de bunun üzerine şiir yazmak istemiştim. Şiir ismi kitap okumak. Bizi kalabilir miyim? Kitap okumak çok güzel. Her şeyden önce bilim şart. Bilim yoksa hayat da yok. Çünkü bilim her şeyin sitesinden gelir. Bize hayata tutunmasını öğretir. Kitap okumak her şeye gelir. Ne öğreniyorsak bir kitap sayesinde kitap okumak sana zarar vermez. Aklına ayak kurtarır. Oldukça o kadar bilgi elde edersin. Kitap okumak insana iyi gelir. Geçmişte yaşananlar bakarak geleceğe daha iyi hareket ettirmek için var. Kitap okumakla daha iyi bilmiş olursun. Sana olur ve bir dost kadar arkadaş olur. Kitap okuyarak senin hayat bağın olur. Senin geleceğin kitabın nedeniyle. Bu yüzden kitap okumak mecbur. Daha iyi bilim elde etmek senin nedeniyle. Oku, oku. Kitap okumak çok güzel. Küçük yaşta şiire meraklı 15 yaşında ölüm karşısında çaresiz kalınca ilk şiirlerini yazan
duygularını vazgeçilmez terennübü olarak şiiri seçen, kendi ifadesiyle şiir yazmaya çiçeklenen ve Ben Sana Çiçeklendim şiir kitabının şair Nesbe Özçelik'i şiirlerin okuması için teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ben kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Nesli Özçelik. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde dünyaya geldim. Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü bitirdim. 19 yıldır Türkçe öğretmen olarak devlet okullarında görev yapıyorum. Şiirle ilişkim çocukluğuma ve yıllardır günlük tutma alışkanlığıma dayanır. Bu kitabı 2022 yılında kaydettim. Anadolu'nun bilge ve cefakar kızlarından biri olan sevgili anneme ithaf ettim. Şimdi annem için yazdığım bir şiir okuyacağım sizlere. Dünyadan bir Elif geçti. Adı gibi ince ve eğilmezdi. Eğmezdi boynunu haksızlığa karşı. Dik dururdu yaşama karşı. Güçlüydü, sabırlıydı. Kalbini karanlığa değil, aydınlığa açardı. Yüzünden gülümsemeyi, kalbinden sevgiyi hiç eksik etmezdi. Yedirir, içirir, varını yoğun paylaşırdı. Büyükle büyük, küçükle küçüktü. Elinin değdiği yeşertir, hayat bahşederdi. Böyle bir insana anneyi kaybetmek nedir bilir misiniz? Açılır içinde bir volkan, önce yanar yanar kavrulursun. Sonra derin çukurlara atılırsın. Korkutur o boşluk seni. Nefesin tükenir, çıkmaz tek bir söz. Nefes anlamsız, söz anlamsız. Yüreğine bir acı çöreklenir ki, katran karası tüm benliğini sarar. Gören gözler görmez olur. Duyan kulaklar işitmez olur. Bir tek onun hayali sesi boşlukta sallanır durur. Çıkmak istemezsin o andan. Gerçeğe dönüp yaşamaya gücün yoktur. Bütün güzellikler onunla gider. Sen sadece ellerin boş, baka kalırsın. O gidince bahçeler tarumar, gönül yangın yeri. Teşekkür ederim. Ruhu eritip de kalıpta doldurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa doldurmuşlar. Denmiştir her çağda adından söz ettiren, adına şiirler, romanlar yazdırtan İstanbul için. Onu bu çağda da anlatan, şehirdeki olağanüstü enerjiyi ve umudu fark eden İstanbul aşıkları yok değil. Umudun Şehri kitabının yazarı Neslihan Ceylan'ı kürsüye davet ediyorum. Merhabalar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle yerime bugünü dinlemişinizden için teşekkür ediyorum. Özellikle Gökbey Uçay ile Gülmeren yönetmene. Yazar Necip Fazıl dediği gibi Canlı İstanbul şehrinde aslında çok değerli, çok güzelli, çok büyük ve olağanüstü bir şehrin içinde yaşıyoruz. Belki gün içinde işte metrobüsle, trafikçinin fark etmiyoruz aslında ama İstanbul birçok yazara, roman konu olmuş bir şehir. Tarih boyunca gizemli özellikleriyle adından söz etmiş bir şehir. Ben de Umudu Şehir yaptıklarımda aslında bunu anlattım. Benim kitabım tamamen bir şiir kitabı değil ama romanın içinde şiirlerde gizlenmiş, delenmiş bir kitap. Kitap Tanrı'nın daha İstanbul'u tüm evreni yarattığı andan başlıyor. Melekleri yarattığı andan başlıyor. Tanrı bundan sonra İstanbul'u ve İstanbul'la ilgili iki tane meleği yaratıyor. Bunu da kitabın içinde şu anda spoiler vermeyeyim size. Yarattıktan sonra bu melekler aslında İstanbul'un tarihi çağları gerçek tarihle birlikte dünya yaşamına başlıyor, dünya yaşamına adapte oluyorlar. Tarihi çağlar boyunca İstanbul'un gizemlerini, şehri birlikte olan olayla eşlik ediyorlar. Ardından kendileri insan olarak dünyaya geliyorlar. Bu çağda yine kendi yaşayışlarını, felsefi sorgularını yapıyorlar. Kitabımda bunu anlattım. Kitabın aslında biraz daha özetlediği şey olabilecek bir şiir okumak istiyorum.
Dileri Tanrı, olsun dedi bir belde. Benden yansıyanı dağıtsın dünyaya bir perdeyle. Görevidir yaymak okutlu yerin, eşit edecektir ona aynesine kendi bedeni. Işık yayıldı, böldü kendi fedakarca. Cümle alemi duysun ki gerçekleşti müthiş bir aşkla. Bir oldukları da mutlak doğru olan, onların iki olma bakma, ruhları değil bedenle bir ayrı olan. Teşekkür ederim. Sevgili Alem İnsan ve Yıldız Tozları kitaplarında insanı ve insanın kendini arayışını, sevgi ve aşkın yolculuğu olarak işleyen ve şiirlerinde güzergahın yeşil farzlerini, derin uçurumlarını, ağacını, tohumunu anlatan şairimiz Nilgün Mert'i şimdi kürsüye davet ediyorum. Çalışanlarına ve Gökbey'e çok teşekkür ediyorum. Hepiniz buraya gelişiniz herkesin çok değerli. Hepinizin şimdiden yüreğine sağlık. İyi dinlemeler diliyorum. Sizin için iki tane şiir seçtim. Bir tanesi Hayret. Anladığımdandır kendimi çekip gitmelerim. Anlamsızlığına inat tüm oyunların şimdi buradayım. Naçizane bir ölümlü olarak duruyorum yarattığım tüm haşmetin ortasında. Suyuna, havana, toprağına ve ateşine verdiğim canda canlanmaktayım. Su nasıl akar, hava nasıl eser, toprak nasıl olur ve ateş nasıl yakar? Bedende nasıl buluştuk biz, nasıl da evrimleştik ve latifleştik biz? Hayret, ne hayret ki, ancak şimdi şu ölümlü gözlerim ölümsüz kılabilmekte gördüklerimi. Nasıl da ölümün içine yaşamı saklamışsa, ancak öldükçe görebilmekte, işitebilmekte ve hissedebilmekteyim seni. Sudan, havadan, topraktan ve ateşten sevgili. Ki ölümü tüm yalanına rağmen sevilen bundandır. İkinci şiirim Tohum ve Ağaç. Tohum düştüğünde toprağa sanır ki ağaç oldu. Toprağa düşmek de bir meseledir. Başlangıçtır sona varan. Sürecin ismi olmuş yaşam. Yükselmek için düşmek, başlamak için sonlanmak. Ve inan aradan çıkılacak ağacın yapraklarından semaya. Toprağa düştüğünde ağaç olma umudun yoksa cennette hiç korunmamışsındır. Uyanmadım rüyamdan. Şimdi sevgili, gönlüm ezelden bahtiyar, gözlerimdir beni yanıltan hakikatine. Ki nasıl bir tohumun hayatı ağaç olmak ve gerçekten hayalse dalında meyveleri bir ağaca varmak. Düşlerimde gözlerim asalına uzanan, yolum üzere gönlüm sevgili ve sevgidendir. Yenmeyen ve içilmeyen toprağa tohum ekişim ve ağacı hayal edişim. Ki o güzelliğin hakikatidir ağacın oluşu. Ki neyse o kendisine yol alan. Çok teşekkür ediyorum. İlk şiirin 8 yaşında yazan, hali hazırda Rukiye Eylemi'nde Mecburiyet Caddesi ve Batman'da bir kadın şiir kitaplarının yazarı olan Orhan Tahiroğlu'nu şimdi kendi şiirlerini okumak için kürsüye davet ediyorum. Şiirleri normalde ezberledim ama eğer ezberinden giderse kitaplara bakarım, haberiniz olsun. İlk şiirim Tehlike Çanları Çalıyor şiir. Başlıyorum. Tehlike çanları çalıyor, tehlikenin tam odağındayız. İki ucunda ölüm sel gibi akıyor. Damarlardan fışkırıyor kan daha kesilmeden. Daha kesilmeden neşter atıldı damara. Madem her şey damardan, damar da benden. Atın neşteri. Damarlarında kalmışsa bir kan var da elbette elinden neşter atacak olan. Biraz daha İkinci şiirim de Kar Tanrı şiiridir. Şimdi onu seslendiriyorum.
birbirine yıkar taneleri. Üstümüzde bir an bu rahmet, dünden karar, yarına karacak olandır. Kar yağıyor melekler de kar yağıyor. Her bir tanesiyle melekler yiyor. Bu yağan kar merhamettir, yağsın üstümüzden kar taneleri. Üçüncü şiirim de Sen Aslıydın Kokuları şiiridir. Şimdi de onu seslendiriyorum. Hiçbir çiçek saçlarından daha hoş bir koku bırakmazdı. Çiçekler saçlarından almıştı kokularını. Saçlarından vermişti kokuları çiçeklere. Nasıl daha güzel kokabilirlerdi? Ya da senin saçların gibi kokabilirlerdi? Sonra gülünce hiçbir çiçeğin içimde açmadığı şekilde içimde açardı. Gülerdik, neşelenirdik. Kısacası Sen aslıydın kokuların gülmeleri, içinizden koparılmış kokuların gülmeleri geri verildi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şiir hayatı 18 yaşında Kahyesim Ağabey'de üniversite sıralarında başlayan ve Haziran 2023'te yayınlanan Geçmişin İzleri adlı metin yazarı olan şairimiz Seyman Kapıkaya'yı şiirini okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Beğendiğiniz gerçekten sizlere kadar gökdelenince çok teşekkür ederim. İlk önce halk şiiri tarihinde yazdığım şiirlerimden birini okuyacağım. İsmi Zümmet. Ruh beden de, ben gurbet de. Dünya zaten bana gurbetsiz. Gönül viran, yağ devlerde. İnsan der mi bana Zümmet? Şeytan şerde doymaz neden? Değil mi bize zulmeden? Nefis gitmez can haneden. Can ister mi bana zulmet? Çürük dünya, çamur beden. Niçin buradayız, neden? Balçıkta ömür sürdüren. Ruh ister mi bana zulmet? Ruhum mahkum bedenimde. Sığamam ki şekli elde. Nokta nerede bu ömürde? Ömür der mi bana zulmet? İkinci şiirim. Serbest çalışma, çürük yürekler. Çürük yürekler, buruk yüzler, ard arda dizilmiş kent sözler, yitik duygular, bir o kadar kavgacı, birbirine girmiş kurgulu kelimeler, bitmeyen acılar sızlatır yüreğimi, bitmeyen yaşlar doldurur gözlerimi, ne yaptıysam engel olamadım. Bir hüzün kapladı içerimi. Bir kavgadır içinde kalan anılar. Bir savaştır mücadele ettiğim duygular. Çok şey götürür gidenler yüreğimden. Bir hüsrandır ölüme giden umutlar. Sızlar yüreğim her geçen gün biraz daha. Her gelen vuruyor bir hançerle bir daha. Yüreğim kıvranır hep yaraları içinde. Anlamıyorum herkesin kötü dünyada. Son olarak yine halk şiiri tarzında sarardı gönlümün balı bahçesi. Sarardı gönlümün balı bahçesi. Gazeller çoğaldı ömrüm içinde. Herkes düşman olmuş neyin öfkesi. Ellerin hiddeti ömrüm içinde. Elleri kaplamış robot beyinler. Vicdan kabul etmez cahil zihinler. Cümle ruhlar çürük tende hapisler. Çürümüş insanlar ömrüm içinde. Ömrüm tükeniyor bir gün görmeden. Düşlerim çaresiz eller yüzünden. Ellerin kendileri çıksın gözünden. Kendleşmiş o gözler ömrüm içinde. Kardeş ülke Azerbaycan'ın bağrından kopup gelen bir Oğuz Türk'ü olan tam bir doğa ve edebiyat aşığı, hayatında her zaman adaletten yana olduğunu vurgulayan ve yazdığı şiirlere de bunu yansıtan
Ben Seda'yım, hakikatin Sedası diyen Seda Mahlaslı şairini Sadakat Müziği Gülsü'ye verdiğiniz. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Sayın şiirseverler, herkese sağlık, şiirlerimi yaparız. Bugün bize çaktığına göre, bizi kendimize özel hissettirdiğine göre, Gökbey Bey'e çok yürekten minnettarız, çok teşekkür ediyoruz. Bugün hakikaten de kendimizi bize çok özel hissettirdi. Çok mutluyuz burada olduğumuz için. Bana dediler ki, iyi şeylerinden birkaçını seçeceksin. Ben dedim yapamam ki. Şiir dediği, yaratıcılık dediği, her insanın yarattığı, her sanatçının yarattığı her vakit bir eser, onun için hakikaten de vazgeçilmezdir, güzeldir. Ben neden okudum? Açtım kitabı, kapattım gözümü, koydum parmağımı. Hangi şey denk geldiyse, o şekilde, o şekilde sevmeye karar verdim. Bazen şiirlerimi okurken soru sorarlar. Sen aşık olduğunda kavuşamadın mı? Hayır, öyle bir şey yok. Aşık olduğumda çok şükürler adayım. Ama biz şairler, yazarlar genelde halka da hitap ederiz. Onların da arzularını dile getiririz. Ve sadece kendimize hizmet değil, herkese hitap edecek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani buna herkesin sesi olmak denir. Yani şimdi konuşsam çok konuşacağım. Ama ben dedim ki, aşık sazıyla, seyyah gözüyle, şayet de sözüyle konuşursak çok manidar olur. Elinizde birkaç şiirimi sizi seslendireceğim. Hakkı zaman ne yetiyorsa saate bakmayı da unuttum. Aşağısan bana perde lütfen. Bir içinde kalmaz mısın? Sen de yerden ayrı düşsen, hiç yerler kalmaz mısın? Karşılaşsan eğer aniden, duygulanmaz mısın? Bakma yüzümün rengine, sönmekteyim gün bir gün. Gülşeninden ayrı düşsen, gül gibi solmaz mısın? Sorma sakin kimselere, kim bu avare diye. Kendi gönlüne soru sorsan, cevap alamaz mısın? Zinemde yuva salmıştan, çeşmi gülyan ağlarım. Olsun eğer namerde müştaç, rezil olmaz mısın? Ben talihsizim ki beni sevgimde mahcup etmiş, yoksa seni dostun ile ya da yalvarmaz mısın? Bunu biraz saklamaya çalışıyorum, başka şeylerden de size söylemek istiyorum, böyle uzun edecek. İnsan tanırım. Dünyada görünmüyor kaybolmuş hak adalet. Kahlet denir millet. Ciri tıkıyor ortada bak haksız adalet. Allah buna halet. Kimse diyemiyor yeter artık ey insanlar. Siz ey şaşıranlar. Ala belli yaptığınız eylem aşikar. Ondan eyleyin har. İnsan var ki ey yıkarak kurmuş yeni devran. Bir gör ne be iman, evi haram parayla kapı balkon altından. Biraz kesin laf edersin, söylemeyeceğim. Çok geçmedi ev gitti, anı yangına kurban. Yuva oldu viran, kalmadı şalvar ve üryan, kaçtı kuduz insan. Olmadı canından, insan tanırım ki tüccardır, tatlı bir insan. Ne yaşta kız, her yaşta kız oğlan. Bugün benim arkadaşıma da özel bir teşekkürüm var. Öğretmen şiirseverlere çok teşekkür ediyoruz. Uzatmak istemiyorum. Çok şiirlerim var. Bunlar çıktı karşıma çünkü hiç seçmedim. Çok teşekkür ediyorum. Bu öğretmenlerle teşekkür. Nasıl söylediğindir sözün tesiri kıla. İsteyenet, isteyenet sükunet ve kıyı ulaştıran. Üzmeden, incitmeden ve kılmadan şiirdir hayata derinlik katan.
Bu yola ilk çıktığını düşünen ama şiiri gücüne her zaman inanarak İstiklal Mutlu'yu yazan şairimiz Sevil Taşer, İstanbul dışında olduğu için Nico Ferdi ile karşınıza alacak. Severken damlalarım izini, izneyim kara bulutların haşretini, aklımdan ürececimi tutuşu bitirmeyi, bilmezdim yağmurda sanmanın güzelliğini. Halkalar çizmekteyken düşen her bir yağmur zerresi, düşlerime bıraktığı en kuvvetli tesiri, ve noktayı çember yaptığı tatlı mazinin izleri, bilmezdim yağmurda sanmanın güzelliğini. Dağıttı güneşin aydınlığını, kara bulutların gölgesi, düşen yağmur damlasıyla serinleyen yüreğimi ve kollarımı açarak kucakladım rahmetimi, bilmezdim yağmurda sanmanın güzelliğini. Yanmıyor yağmur boşanıyordu gök sanki, olsun ıslanayım burasıya, yaşayamam bu anı bir daha dertli, taşan gönül deryası ve oluşan duygu seni, bilmezdim yağmurda sanmanın güzel. Kendisini geliştirme, hayallerini gerçekleştirme peşinde yürüyen, şiirleri ile hayata renk katmak isteyen, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Petri Mühüttür'ü görme engelliler için kitaplara ses projesi kapsamında seslendirme çalışmaları olan Şerife Şabahat'ı Koşulsuz Sevgi adlı kitabından şiirlerini okuması üzere kürsüye davet ediyoruz. Nekir Münker'den önce hesaba çek kendini. Teşekkür ediyorum.
emanetleri, tertemizdir kalpleri. Işıl ışıldır gözleri, şirin tatlıdır sözleri. Onlar hiç yalan söylemez, numara rol nedir bilmez. Kini nefreti biriktirmez, berrak su gibi çocuklar. Boş kasettir beyinleri, ne görseler kaydederler. Bir şey bilmeyen dilleri, ne öğretsen öğrenirler. Doğruları öğretelim, güzellikler gösterelim. Biz her şeyden önemlisi, onları çok çok sevelim. Çok teşekkür ederim. Şiir hayatına ortaokulda başlayan ve geçtiğimiz ay yayınlanan Bir Çift Bakış adlı metin yazarı, genç şairimiz Tolga Yiğit'in şiirlerini okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Cidden beşinci insan heyecanlı değilmiş. Şimdi size ilk yarıda şiirimi okuyacağım. Bir mektup yaz. Bana bir mektup yaz sevgilim. Ufuktan doğan güneş fikir versin sana. Biriken kırgınlıkla sel olsun, taşsın mısralarda. Razıdır bu benim senden gelen her azap. Bana bir mektup yaz sevgilim. Yağmur olan gölgeçlerim mürekkep olsunlar sana. Bu amansız hasretin dili çözülsün mısralarda. Razıdır bu benim senden gelen her cefayı. Bana bir mektup yaz sevgilim. Gözlerinde kaybolan yüreğin rehber olsunlar sana. Sonu vermesin cümlelerin, bilirsin tek düşmanımdır nokta. Razıdır bugün senden gelen her kazanma. Bana bir mektup yaz sevgilim. Kalbimdeki aşk yetmez mi sandın sana? Sonu olmayan bir çukur mu sen? Düştüm ben aşka. Razıdır bugün senden gelen her mektup. Sıradaki şiirimi dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşama mücadelesi veren çocuklara armağan ediyorum. Sanki havada cıvıl cıvıl uçan kuşlar, parklarda koşup oynayan çocuklar. Ne kadar güzel değil mi? Sanki bir masaldan fırlamış gibi. Tabii bunun bir daha bir yüzü var. Sokakta kağıt toplayan çocuklar. Ne kadar zor değil mi? Sanki bir hikayeden fırlamış gibi. Bitti mi sandın? Daha çok var. Kışın gelecek kıyafet olmayan çocuklar. Ne kadar acı değil mi? Sanki bir romanda hatırlamış gibi. En kötüsü bu değil, dahası var. Çökten yemek toplayan çocuklar. Ne kadar acı değil mi? Sanki bir fıkradan hatırlamış gibi. Sırada en korkuncu var. Bunların hepsi yaşamaya çalışan çocuklar. Ne kadar korkunç değil mi? Sanki bir zalimin kalbinden hatırlamış gibi. Teşekkürler. Madem ki mana bir deniz, şiir de derinlerde esrarlı bir inciymiş, o esrarlı inciyi sözcüklerin hepsini sokaklarında arayan bir gezimim. Yolun şiiri uğradığında yaşım daha yedi. Yeni durağım, incik boncuk saydım, yok olsam diyen şairimiz Yasemin Şahin şiirleriyle gönlünden süzülenleri sizlerle paylaştı. Merhabalar, ben Yasemin Şahin, Türkçe öğretmeniyim. 2012'den bu yana yazdığım şiirleri bir kitapta topladım. Gökbey Bey'e sahne nasıl olacağım sorduğum zaman alfabetik sıraya göre olacağımı söylemişti. İçimden de meyvahlar olsun. Çünkü sona yaklaştıkça heyecan seviyesi kat ve kat artıyor. Yani takdir edersiniz ki çok program sundum. Sesim hiç titremedi. Ya burada elim de titreyebilir. Sesim de titreyebilir, hoşgörün. Yasemin, şiirlerinin esin kaynağı nedir diye sordukları zaman diyorum ki acı bir tarafta da beni çocukluğuma götürüyor. Yani bir tarafta şiirlerimin esin kaynağı oyunlarım. Yani öğretmenim haliyle pencereden, okul bahçesinde, evim bahçesinden izlediğim çocukların oyunu beni bambaşka yerlere sürüklediği zaman ortaya başka şiirler çıktı. Onlardan bir tanesi Bezirgan Başı. İzninizle okumak isterim.
pazar kuruldu, kuruldu pazar. Dizili tezgahlar, tezgahlar dizili. Sudan ucuz var olan bütün yoklar. Ucuzluk pazarı. Teşvikte hata yok, teşvik bu. Açığı da var, var kapalısı da. Edepsizi de var, dolaylısı da. Ama şiire yakışmaz onlar. Şiir var. Şiirin ucuzluk pazarında ne işi var? Dantel isterim. Anne dantel işleyelim. Şairin, şuaranın, şiirin örelim çevresini. Şiir işçileri işlesin dursun o yayı. Ya da otursunlar ağacın başına. İnce ince atılsın düğünler çözgüye. Kekik misali okkalı dövsünler laf cambazlarını. Hayatın haklısı yok anne, öğretme. Sonra terazim şaşıyor, anlamıyor da halden kimse. Öğretme anne, öğrendiğim kendime de. İşte ateş de kendimde, maşa da kendimde. Hacer gibi yanamam ki ben aradığım dönsün zemzeme. Kıymet, vebali mealinden alır. Ucuz limalar, ucuzlaştırmak da her dem senin hem adını hem adımlarını. Ne kalkar pazar, ne kaldırılır tezgah, ne yıkılır kurulu düzen. Ucuzluk mezata çıkmışken, söz ara yerde can çekişiyor. Gel ey bezirgan başı, aç kapıyı. Halimize ferman değil mi ahuzarımız? Bezirgan başı, açsana kapıyı. Birinci oyunumuzdan. Ben şiirlerden ziyade biraz da şiirlerin hikayesini severim. İki gece öğretmenlik yapmaya başladığım yılların ilk senesi. İki gece üst üste martıların çığlıklarıyla uykum bölününce bu martıların derdi nedir böyle derken ardından bu şiir çıktı. Onu paylaşmak istiyorum. Hicrin mutlak ey gece, bu gece. Setrettiğin yeter kara libasını şehrin çevresine. Koca asitane de martılar son iki gecedir vakti leylde göğü yırtmakta. Neyin nesi, hal habercisi ise bu haykırışlar. Simit de yok ki hali hazırda atalım sofralarına. Şşt yeter. Baykuşlar duracak nizama. Bak surette kalacak ahları. Beyhude, martılar, el insaf. Yakışmıyor, çağırmayın korkuları. Son şiirimde, teşekkür ederim. Bunu da paylaşmak istiyorum. Tüfek icat edildi, mertlik bozuldu derler. Sosyal medya icat edildikten sonra bu megalaman dünya diyoruz, egolar, benlik davaları. Ondan sonra gelen bir şiirim. Onunla sonlandıracağım. Ben, efendim ben, şöyleyim işte ben. Böyleyim böyle. Desene bir öyleyim bir böyle. Öyle böyle değilim desen, çok görmeyiz, aksine hoş edersin. Ama efendim ben, kumaş var ya geri Hint. İşte ondanım ben. Ah siz, lütfen eksiliniz. Yokluğunuzla inanın biz hiç eksilmeyiz. Çok teşekkür ederim. Değerli katılımcı şairlerimize teşekkür ediyoruz. Bu son şiirimizden sonra şimdi 15 dakikalık bir ara vereceğiz. Ardından şairlerimizin ön şiirlerini okumaları, katılım belgelerini almaları için tekrar toplanacağız. 15.30'da tekrar programımız devam edecek.